Evet Mehmet, başlayabilirsin sevgili kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulina Muhammedin salatu Allahümme salli ala sallam ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sizlerle sebepler arkasına sığınmak suretiyle Allah'ı unutarak başımıza gelen olay ve hadiseleri Allahsız değerlendirmek, Allahsız düşünmek ile alakalı Mevlam nasip ederse kendimizi değil muradımızı anlatırız diye düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tevhid iki çeşittir. Risale'den bildiğimiz üzere tevhid iki çeşittir. Birincisine bakacak olursak herkesin bildiği ve herkesin kabul ettiği tevhidi ami ve tevhidi zahiri. Yani bunu herkes biliyor. Herkes biliyor ki Cenab-ı Hakk birdir. Şeriki ve nazırı yoktur. Bu kainat onundur. Ama bu kişiler bir şüpheyle karşılaştıkların zaman tereddütte kalıyorlar ve imanları sallanıyor, sallantıda kalıyor. İkinci tevhid ise bizim hepimizin ulaşması gereken tevhid-i hakikidir ki bu seviye şuhuda yakın bir düzeydir ve insan her şeyde Allah'ın işaretini, Allah'ın mührünü ve Allah'a giden bir yolu tereddütsüz bulabiliyor. Çok pardon. Risale'den bildiğimiz kadarıyla esbab sadece ve sadece. Sadece ve sadece. Yineliyorum çünkü önemli. Esbab sadece ve sadece bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Şikayetlerin ona gitmesini istemez. Fakat işi gören, asıl iş gören kudreti samedaniyedir. Burada Samet ismi kullanılmış ki onun hiçbir şeye zaten ihtiyacı yok. Fakat hikmet gereği sebepleri birer perde olarak kullanıyor Mevlamız. Biz burada birkaç perde kaldırmaya çalışacağız. Fakat işi gören, işi asıl gören kudreti samedaniyedir. Çünkü tevhid ve celal öyle ister ve istiklali iktiza eder. Biz bir misali latif olarak Risale'den bildiğimiz kadarıyla Hazreti Ali Azrail Aleyhisselam der ki, Ya Rabbim ben kulların ruhlarını aldığım zaman onlar bana küsecekler ve beni kötü bilecekler. Mevlamız da sen merak etme ben hastalıkları birer perde olarak bırakacağım. Dolayısıyla hastalıklar veyahut hastalık şeklinde ölüm sebebi olarak kaza veyahut başka musibetler bunları kaldırdığımız zaman bir perde görmüş oluyoruz. Bu perdeyi kaldırıp Azrail Aleyhisselam'la muhatap oluyoruz. Aslına bakılırsa bir başka perde daha var. O perdeyi de kaldırdığımız zaman yine Risale'den biliyoruz. Yuhi, hayat veren Allah, Yuhi ve Yumit'in Allah olduğunu görüyoruz. Ve Yumit'in yani Allah hayatı alanın da yine Allah olduğunu bu sefer de Azrail'i bir başka perde olarak kullandığını görüyoruz. Bizim burada muradımız her şeyde Allah'ı görebilmeye çalışmak. Bu ikinci perdede Azrail Allah'a perde oluyor. Şimdi bakıldığı zaman bizim Tanzimat dönemiyle beraber tarihimizde bir dinden uzaklaşma, batıyı taklit örnek alındı. Neden? Çünkü denildi ki biz geriye kaldık. Acaba din mi bizi geri bırakıyor? Burada yavaş yavaş bilime yaklaşa yaklaşa her şeyi merkezinde olan Allah, her şeyin merkezinde olan Allah'ı terk ettiler. İlim dünyası dahil bizim maalesef ilim dünyasıyla avam tabakaya da sirayet etti ve her şeyi Allah'ı anlatarak anlatmaktan vazgeçtiler. Allahsız eşyayı, olayı anlatmaya başladılar. Nasıl ki biz biliyoruz
buradaki örnekten safi bir süt hiç alakasız yerden geliyorsa bunu sebebe ve esbaba veyahut tabihata havale etmek mahiyetini düşürüyor, kıymetini azaltıyor. Dolayısıyla biz onu rahmet çeşmesinden gelen bir rahim eser olarak değerlendirmezsek biz orada Allah'ın kıymetli eserini kıymetsiz hale getirdiğimiz için bir suç işlemiş oluyoruz. Şimdi peki bu nedir nedensellik ilkesi? Nedensellik ilkesi baktığımız zaman olay ile sonuç arasında bir ilişki kurmak ve sonucun illa olaydan kaynaklandığını düşünmek, zannetmek. Bu bir felsefe terimi, nedensellik ilkesi. Olayla sonucun yaratıcı olmaksızın, yani üçüncü bir oyuncu olmaksızın sonuç nedenden dolayı kaynaklanıyor diye gelişen bir düşünce akımı. Peki nedensellik nedir? Baktığımız zaman burada konuştuğumuz insanlar da var. Ortodoks Hristiyanlık anlayışı diyor ki yaratıcı kainatı 6 günde yarattı, sistemi kurdu, kuralları koydu ve dinlemeye çekildi. Dolayısıyla o şu an cennettedir ve bizi izliyor. Dolayısıyla olay ve gelişmelere katkısı yok, girişimi yok, etkileşimi yok. Bu onlardaki anlayış. Bu anlayış bize Aristo'nun görüşlerini... Hristiyanların görüşü mü bu Mehmet? Evet abi. Ortodoks Hristiyanizm bunu savunuyor abi. Katolik değil, Ortodoks. Rus Ortodoksu. Mezhep değil abi. Ortodoks geleneksel Hristiyanizm anlayışı bu düşünce akımına, bilimsel olarak söyledim abi, mezhepse söylemedim. Bu akıma dayanıyor abi. Yani cennete çekildi, oradan seyrediyor, yatıyor yani. Aynen öyle. Tanrı onlara göre yatıyor. İsa da onun yanında oturuyor. İmam-ı Gazali Hazretleri, bu aydınlanma, İslam'ın altın çağı, Batılıların tarif ettiği altın çağı, her zaman İslam'ın altın çağıdır da, görene görmeyene göre değişir. Onlara göre İslam'ın altın çağında Aristo'nun veyahut diğer batılı filozofların görüşleri tercüme edildi. Fakat İmam-ı Gazali bunu kesinlikle reddediyor. Bunu Adetullah başlığıyla tekrar yorumluyor. Diyor ki, sebep veyahut sonuç her ikisi de birbirinden tamamen bağımsız iki farklı olaydır. İki farklı olgudur. Mesela kağıda ateş verirsiniz, kağıdın tutuşmasıyla ateşin ilişkisi tamamen Allah tarafından yaratılan iki bağımsız eylemdir. Peki bizde bir algı oluşuyor, bir varsayım oluşuyor veyahut bir zan oluşuyor. Diyoruz ki bunları diyor ki İmam Gazali, bu iki olayı sık sık beraber gördüğümüz için bizde bir alışkanlığa bağlıyor, bir alışkanlık zannı oluşuyor. Fakat diyor hakikatte bu ikisi tamamen bağımsızdır diyor. Bunu yakın dönemlere, çok yakın değil ama yakın zamanlarda, birazdan da bahsedeceğim, David Hume diye bir bilim adamı da bunun sebeple sonuç arasında hiçbir ilişkinin olmadığını teyit ediyor. 20. yüzyılda bilim yasası, 20. yüzyıla kadar bu ileri getiriliyor. Fakat kuantum fiziğiyle birlikte bu nedensellik kuramı tartışmalı bir hale geliyor. Hele hele bizim tabiat risalesine geldiğimiz zaman bu yerle bir ediliyor. Tuz buz ediliyor. Çünkü tabiat risalesinde yazıldığı döneme bakıldığı zaman Yunan savaşlarının sebeplere, kazanılmasının sebeplere verilmesi üzerine önce Arapça yazılan tabiat risalesi, daha sonra kimsenin Arapça bilme işinden dolayı Türkçe yazılıyor. Burada olayın zanlara değil, bizzat Allah'a, yani o sebeplere değil, bizzat Allah'a verilmesi gerektiğini üstadımız belirtiyor.
Şimdi bu Gazali'ye biraz ayrıntı verecek olursak, diyor ki eğer sizin gibi anlatacak olursak biz, yani Allah, Tanrı yoruldu, dinlenmeye çekildi, bu sistem kendi kendine çalışıyor dersek, Tanrı'nın müdahalesi yok. Bu fotoğrafta Tanrı'nın yeri yok. O zaman Tanrı'ya ihtiyaç kalmıyor. Çünkü bakıldığı zaman, bilimsel olaylara yaklaşıldığı zaman Tanrı'yı katmamaya çalışıyorlar. Tamamen, kelime aklıma gelmiyor, tamamen olayı gördükleri gibi anlatmaya çalışıyor. Fakat bu eksik ve yanlış. Çünkü Allah'ın kainattaki tasarrufu bir an bile olsa kesinlikle kesilmiyor ve bu düşünce gizli bir şirk oluyor İmam-ı Gazali'ye göre, ki kesinlikle öyledir. Ve İmam-ı Gazali, tekrar ediyorum, iki olay ard arda gelse bile, biz onu öyle varsaysak bile, o iki olayın ikisi de tamamen birbirinden bağımsız. Ve neden sonuç ilişkisi bizim alışkanlıklarımıza bağlı zanlarımızdır deyip diğer sunuma geçiyorum. Şimdi burada Immanuel Kant biraz inançlı bir insan. Hume'le kendi aralarında, buraya çok fazla girmeyeceğim, Hume arasında bir fikir alışverişi oluyor. David Hume da kesinlikle İmam-ı Gazali gibi bir iki olayın, ard arda gelen iki olayın birbirinin sebebi sonucu gibi görünmesine rağmen, her iki olayın birbirinden bağımsız ve birbirinden ayrı olduklarını düşünüyor. Ama yaratıldığını söylemiyor bu kişi. Ve mucizelere de birkaç Arap böyle düşündü diye biz de öyle düşüneceğiz diyor. Ve burada bir bizim düşünce sistemimize bir eleştiride bulunuyor bu şahıs diyorum. Ve Tabiat Risalesi'ne geçiyorum. Üstadımız diyor ki, dört şeyle sebep ve olayları anlatıyor. Birincisi, esbab bu şeyi icat ediyor. Önce bunu çürütüyor. İkincisi, esbab kendi kendine teşekkül ediyor. Bu olanlar kendi kendine olup bitiyor. Bunu çürütüyor. Üçüncüsü, tabii, yani doğal, yani kendi kendine. Tabiat iktiza ediyor diyor. Üstadımız bu üçünü çürüttükten sonra dördüncüsü, her şeyi Allah yapıyor diyor. Ve burada mesela örnekler var Risale'de. Havada, konuşmamız veyahut zerratlar, her bir zerrata bütün zerratı bilmek kadar bir bilgi yüklemek akıl sahibi bir insanın yapacağı bir şey değildir diyor. Ve tamamen bu sebep sonuç ilişkisinin birbiriyle bağımlı, birbirinin gereğiymiş gibi olan algıyı, zannı yıkıyor. Şimdi biz peki Allah nasıl yaratıyor? Allah, Kadir-i Zülcelal'in iki tarzda yaratması var. Biri ibda, biri inşa. Peki nedir biri ibda, nedir mesela? Biri yokluktan, sıfırdan, hiçten var ediyor. Ona lazım olan her şeyi veriyor. Diğerine geçeceğiz. Şimdi bakalım burada biz neyi görüyoruz? Film şeritlerini. Şimdi iPhone benim bildiğim kadarıyla video çekince saniyede 60 fotoğraf çekiyor. Yani Allah'ın yarattığı bir teknoloji saniyede 60 tane fotoğraf çekiyorsa Allah'ın kudretini düşünelim. Bu bir. İkincisi, biz her zaman biliyoruz ki o film şeritleri, her ne kadar şimdi dijitale dönmüş olsa bile, film şeritleri arasında bir siyah, bir beyaz, ya bir renkli bir renksiz kısım var. Benim düşünceme göre, eğer yanılıyorsam Hasan abi lütfen siz düzeltiniz, siyah kısımlar biz yok olduğumuzda her saniyede, saniye bile değil, salisenin bilmem milyarda biri kadar, Mevlam bir ilme çekiyor bizi, bir kudret olarak tekrar yaratıyor. Bu o kadar hızlı oluyor ki bu çıplak gözle görülmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu ibdadır. Allah'ın saniyenin çok cüzi bir kısmında bizi ilimden kudrete, kudretten ilime döndürmesi. Gördüğümüz gibi siyah kısımlar ilim kısımlarıdır. Yani bu benim teşbihimdir. Eğer yanlış varsa Hasan abim düzelsin. Renkli kısımlar, hayatımızdaki o renkli kısımlar kudrettir. Biliyoruz ki bir dakikalık videoyu izleyebilmek için
60 çarpı 60, 3600 tane karenin olması lazım. Yani bu gördüğümüz kudret şeklinde işaretlediklerimiz hayatımızdaki renkli anılar, hatıralar. Fakat bunu Mevlam o kadar hızlı yapıyor ki biz bunu göremiyoruz. Fakat bu onun birinci yaratma şeklidir. Devam ediyorum. Diğeri ise inşadır. Bu olayların video şeklinde karşımıza çıkması gibi. Yani komple halinde. Tek tek filmlerle değil, çünkü zaten onun hızına yetişilemiyor. Tek tek filmlerle değil, çok hızlı bir şekilde o film şeridinin hızlı bir şekilde dönmesiyle o siz siyah şeritleri görmüyorsunuz sinemada. Biz görmüyoruz. Çünkü çok hızlı dönüyor. Bu da Allah'ın ikinci yaratması, yani inşası. Biz genellikle bunu görüyoruz. Fakat olayın perde arkasında Allah'ın bir öncekine gelecek olursak, ki bu çok benim için çok önemli. Bu ibda çok güzel bir yaratması. Allah saniyenin çok çok cüz'i kısımlarında, salisenin belki, ilimden kudrete dönüştürüyor bizi, kudretten tekrar ilme dönüştürüyor. Yani konuştuğumuz zaman ki biz değiliz, eskiyor, hemen eskiyor. Bu çok hızlı olduğu için biz bunu göremiyoruz. Hele ibda ile inşa, bir de ihtira var. Arasındaki farkları şöyle kısaca anlatabilir misin? İhtira mı dediniz abi? İhtira var, ibda var, inşa var. Bu yazılarında senin koydun. Şimdi abi birini ihtirayla ibdayı birinci kategoride almış Risale-i Nur. Ben belki çıkartamadım. Ben o kadar şeyi görmemiş olabilirim. Ama birincisine ihtira ve ibda yazılmış. Birincisi. Ne demek bu? Yani bunu hiçlikten vücuda, vücuttan hiçliğe, hiçlikten vücuda, vücuttan hiçliğe döndürmesi. Bu çok kısa sürede oluyor. İnşa? İnşa ise bu kısa süre olanların birbiri arkasına takılıp film şeridi halinde filme dönüştürülmesi. Vardan var etmesi diyebilir miyiz? İnşa. Yani bir başka varı kullanıyor. Ama bu var dediğimiz şeyi bile 60, yani daha çok küçük, saniyenin çok küçük dilimlerinde onu dahi yaratıp yok ediyor. Fakat biz bunu görmüyoruz. Biz birinci kısmı görmüyoruz. Bizim gördüğümüz kısım ikinci kısım. Ama bu olmadığı anlamına gelmez. Bu şu ihtira ve ibda çok hızlı cereyan ediyor. Allah ilimden kudrete, kudretten ilme hemen dönüştürüyor. Fakat bunu göremiyoruz. Fakat buna bir benzerlik, teşbih olsun diye o film örneğini koydum. Normalde eskiden baktığımız zaman sinemalarda o siyah şeritler dahi görünürdü. Fakat teknolojinin hızlanmasıyla, gelişmesiyle o siyah şeritler artık kayboldu. Görünmeyecek düzeyde. Fakat bu siyah şeridin orada olmadığı anlamına gelmez. Her bir fotoğraf ayrı ayrı yaratılıyor. Bizim hayatımızda göremediğimiz her bir fotoğraf ayrı ayrı yaratılıyor. Fakat biz o fotoğrafları peş peşe ardı ardına gördüğümüzde buna inşa deniyor. Bundan dolayı vardan var ediyor. Yani resimler var, biz görmüyoruz. Burada mesela. Ama gözün görme kabiliyetinden hızlı yaptığı için var oluyor. Hiç gibi görüyor. Ama vardan var ediyor. Bu inşa. Anladım. Yani senin söylediğini ben tekrar edeyim. Anladım. Bunu da anlattıktan sonra bir sonraki kısma geçelim. Üstadımız yok olmalı diyor. Kime diyor acaba? Alo? Dinliyorum. Tamam abi. Bizim Kadir-i Mutlak'ın iki tarzda, hem ibda hem inşa suretinde iki tarzda icadı var. Eğer bunu
kabul etmeyen varsa bu kişi yok olmalıdır diyor. Allah yoğu var edemez diyen adam, edemez diyen adam yok olmalı diyor üstadımız. Gerçekten de baktığımız zaman burada onu görüyoruz. Şimdi buradan niçin öyle diyor biliyor musun? Bir manası şu. Öyle dediği için zaten Adem'e gittiği için yok olmalı. Zaten yok oluyor. Aynen öyle evet abi. Zaten o kişi yok oluyor. Evet, bizim buradaki amacımız sebepler arkasına bakmak, takılmak koşuluyla biz hakikati bazen görmeyip Allahsız anlatabiliyoruz. Bundan hareketle her şeyi ama her şeyi Allah'a vermek suretiyle tam anlamıyla şuhud düzeyinde bir imana ulaşacağımızı inşallah ümit ediyorum. Bu şekilde abim benim sunumum bu kadardı abim. Abi ben sizi duyamıyorum. Bu kadar mıydı? Evet abi. O zaman bakayım kim ne yazmış onu. Ne diyor bu? Yozgat. Covid olmam sebebi fazla kalamıyorum. Tamam. Allah sana şifa versin. Arada ses kesiliyor. Tamam. Şimdi o zaman şey üzerine biraz dursak. İhtira, inşa, ibda. Var mı böyle bir çalışma? Abi ihtiranı şöyle söyleyebilirim. Yaptığımız eylemde iki eylem aynı anda oluyor gibi gözüküyor. Görüntünü, bizim öyle bir zannımız var. Görüntünü çıkar görüntünü. Görüntünü bende mi? Var mı görüntü? Ben kapatmıştım da. Aç abi. Abi iktiran iki olay aynı anda oluyormuş gibi biz zannediyoruz. Bu iki olayın aslında bizimle hiçbir alakası yok. Her iki olayı da birbirinden bağımsız olarak yaratan Allah'tır. Dolayısıyla bir hikmete binaen Allah bu iki olayı ayrı ayrı yaratıyor. Peki bizim elimizde olan ne var? Baktığımız zaman bizim elimizde bir iş yaparken peki sebeple sonuca hiç mi inanmayacağız? Hiç mi kabul etmeyeceğiz? Hep mi inkar edeceğiz? Hayır. Bizim elimizde olan bir dua var. Biz yapacağımız eyleme, işe başlamadan önce aklımızdan geçirdiğimiz şey neyse o duadır. Örnek veriyorum. Risale-i Nur'da geçiyor. Bir bahçeye su vermeyen adam zaten su vermemekle dua etmiş oluyor. Su vermemeyi dua ettiği için eylemini de Allah ona göre yaratıyor. Dolayısıyla insanoğlunun elinde sadece dua vardır. Sebeple sonuca takılmak suretiyle Allah'ı perdelemek veyahut Allahsız bir Müslümanlık yaşamak bu gizli bir şirk oluyor. Allah'ın her bir olayda tamamen müsebbibül esbab olduğunu bilerek hareket etmek bizim için gerekli. Aksi takdirde zımni bir Allah'ın dışında bir olaya bir hareket ettirici olduğunu düşünmek bizim için bir şirk oluyor, gizli şirk oluyor. Buna yok olarak Efendimizle Ebu Bekir Efendilerimiz otururlarken Ebu Bekir Efendimiz bir şey soruyor Peygamber Efendimiz'e. O da diyor ki eğer bunu ve bunu iki tane şeyi yani Efendimiz Ebu Bekir Efendimiz'e bir iyilikte bulunuyor, bir şey gösteriyor. Diyor bunu ve bunu iki ayrı kişi yaptı, yarattı dersen bu şirk olur diyor. Yani o postacı örneği çok güzel bir örnek. Bizim bugünümüzde anlamamız için olağanüstü bir örnek. Nedir o? Postacının getirdiği hediyeyi aslında göndereni unutup postacının elini öpmek bu şirk oluyor. Aslında bize veren, gönderen, bizi doyuran, bizi rızıklandıran tereddütsüz ve tereddütsüz. Hiçbir sebebin etkisinde kalmadan Allah-u Teala'dır. Çünkü Mevlam sebeple müsebbibi aynı anda yarattığı için insan çalışmakla para kazandığını zannediyor veyahut çalışmakla doyduğunu zannediyor. Kesinlikle böyle bir şey yok.
Kesinlikle böyle bir şey yok. İki olay ayrı ayrı yaratılıyor. Biz tembel olmayalım diye Allah'ın hakim isminin esmaları gereği, sıfatları gereği, hikmetleri ortaya çıksın diye biz çalışıyoruz. Burada çalışmada para kazanmak kesinlikle amaç değil. Örnek verdim, sadece örnek. Çünkü bu günümüzde bizim hayatımızı meşgul edip rızık bahanesiyle derslerden veyahut Allah'ı anmaktan insanları alıkoyan bir vehimdir. Vehimden başka bir şey değildir. Çünkü sebepler kısmına bakıldığı zaman Risale'de sebeplere vehim diyor. Vehim %2'dir. Sizin derslerinizden bildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla biz sebepler arkasına bürünüp, sebepler yok işte okullar işte yok bilmem şu bu deyip, bunların arkasına saklanarak iş yapmamız bahaneden ibarettir. Özü, aslı yoktur. Bir de mesela sebeplere yine takılarak biz diyoruz ki, işte şu adamın şu kadar serveti var. Ama o servet, işte bu zanlar, bu zanlarımızda bir hata var. Sebeple sonuca ilişkilendiriyor. Bu kişi zengin, bankada şeyi var, parası var deyip bizim oradaki o adama imrenmemize veya kıskanmamıza yol açıyor. Eğer biz hali hazırda Allah'ın bize esmalarını üzerimizde yansırken göremiyorsak ve bunlara biz şükredemiyorsak, zaten orada kıskançlık ve buna bağlı olarak diğer sorunlar başlıyor. Her halimize şükretmezsek bu bizde bir eksiklik oluyor. Bir tane adamı görmüştüm. Ne kolları var ne ayağı. Nick, şu an internette de videoları var. Adam diyor ki 8 yaşına kadar intihar etmeyi denedim. Sonra baktım ki Allah'la kavga etmek yerine Allah'ın verdiklerine şükretmek daha güzel, daha doğru olduğunu buldum. Ve ondan sonra çizgimi değiştirdim. Bakıldığı zaman bu kişi eğer kollarım yok deyip tembelliğe kendini atarsa, bu da büyük bir hata yapmış oluyor. Söyleyeceklerim genel olarak bu kadar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şey diyorlar ki, filmin siyah kısmı ne demek diyor. Yani siyah kısmı, yani filmin neresinde böyle eski, şimdi gözükmüyor, eskide nasıl gözüküyordu diye yazmış. Yani siyah kısmı. Siyah kısmına tekrar bakarsak, hemen göstereyim. Şimdi ben öyle düşündüm. Yanılıyor muyum, yanılmıyor muyum onu bilmiyorum. Çünkü şu siyah kısımlar Allah'ın ilme alması. Şu resimli kısımlar ise Allah'ın kudreti olarak yaratması. Fakat bu o kadar hızlı oluyor ki insan gözüyle bunu görmesi mümkün değil. Yani siyahın üzerine beyaz mı geliyor böyle? Evet abi, bir siyah geliyor bir beyaz geliyor. Eski sinema filmlerinde olur ya. Böyle böyle mi geliyor? Böyle böyle. Peşe ardı sıra geliyor abi. Ardı sıra geliyor. O kadar hızlı geçiyor ki insan gözü bunu göremiyor. Günümüzde şu an 4K videolarda saniyede 60 fotoğraf çekiyor. Saniyede 60 fotoğraf çekiyor. Bu 60 tane fotoğrafın bir araya gelmesi bir saniye oluyor. Bir saniye. Dolayısıyla Allah'ın kudreti bu 60 saniyeden çok çok daha ileride olduğunu bildiğimiz için büyük ihtimalle şurası ilim oluyor, şurası kudret oluyor. 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 Bu o kadar hızlı gelişiyor ki biz zannımıza binaen bunu göremeyebiliyoruz. Bunu maalesef göremeyebiliyoruz. Fakat bunun olmadığını söyleyen adam bunu göremiyor, ama bunun olmadığını söyleyen adam yok olmalı zaten. Bu bir. Biz diğerini sıklıkla görüyoruz. Diğeri hangisiydi? Şuydu. Şunu görüyoruz. Biz filmin tamamını görüyoruz. Diyoruz ki ben
konuşma yaptım. O niye? Aklında bir zan var. Konuşma yaptığına dair bir düşünce var. O düşünceyi tam bütün zannediyorsunuz. Ama o düşüncenin gerçekleşmesi için Allah saliseler bile değil, kelime bulamıyorum, adedince seni yaratıp tekrar ilme alıyor. Kudrete döndürüyor, ilme alıyor. Kudrete çeviriyor, yani kudret tecelli ediyor, ilim tecelli ediyor. Bu ikisi arasında gidip geliyoruz. Bunu göremeyip sebeplere vermek, Allah'ı görememek, bu yaratma arkasında Allah'ı görememek bizim için büyük bir kusur oluyor. Zaten o siyah var ya, siyah şeyi zamana benziyor. Zaman. O zaman bir şerittir diyor. Onun üzerine şey geliyor, hadiseler geliyor. Zamana zarf diyor, hadiselere mazruf diyor. Yani mektup. Onun için zaman hakkında bir sürü konuşuluyor. Zaman kendisini surette gösteriyor. İşte buradaki resimdeki gibi bir sureti var zamanın. Abi bir de sizin bir örneğiniz var ya. Diyorsunuz bu ışık o kadar hızlı yanıp söner ki onun gibi. Saniyede 60 defa yanıp sönüyor ya. Bu da onun gibi. Çok farklı değil. Çok yanıp sönüyor fakat siz onu devamlı yanıyor zannediyorsunuz. Ama onu Allah ilimden kudrete, kudretten ilme, ilimden kudrete, kudretten ilme alıyor. O örnek de verilebilir eğer bu güzel yani, örnek olmadıysa. Şey için olmaz olur mu? Yani zerre kadar bu mevzuda fikir bu boyutta vardı. Bu dersleri tekrar ederek o bilgileri ilme dönüştürmede ortaya çıkan hisler var, hisler. İmam-ı Gazali der ki, bilgileri birbirine bağlamak ilimdir. Yani o bilgileri işleyince fabrikada, yani zeytini makineye koyuyorlar, sıkıyorlar, zeytinyağı çıkıyor. İşte onu da sıkıyorlar. Bunun gibi yani. Zerre kadar bu konuda Allah'ın ibda ve inşası bir tanesini gene vardan var ediyor. Bir tane buna da biz diyor. Yani esmadan esmayı çıkartıyor. Celal içinde cemali, cemal içinde celali tecelli ettiriyor. Bir de hiçlikten yaratıyor. Ona da ben diyor. Biz demiyor. Hiçlikten yaratmak. Böyle. Yeniden yaratmak. İki türlü şey var. Birisi ibda, birisi inşa. İnşa ticazda çok güzel şey yapıyor bunu. Mesnevi'de de var. Maşallah. Sorusu olan varsa arkadaşlar, kardeşler, sorusu olan Mehmet kardeşe sorabilirsiniz. Çok güzel, hoş oldu. Ben istifade ettim. Çok hoşuma gitti. Güzel takdim ediyor ya. Maşallah ya. O zaman Mehmet kardeş, sen bir tane daha ders al. Nereye hazırlayacaksın birkaç hafta sonra? Bize takdim etti. Var mı hazırında veya düşündüğün bir şey? Abi tevekkül olabilir. Şimdi bununla çok ilişkili. Çünkü biz 23. sözdeydi. Yanlış hatırlamıyorsam diyor ki adam sırtına yük almış. Bu yükü diğeri indir diyor. Bu yük nedir? Dünya yükleri. Mesela biz geçim mesela yük olarak algılanabilir. Veyahut geçim gibi diye düşündüğümüz, örnek veriyorum, öğrenci ise dersler. Bunları biz bahane edip bazı bizim Allah'a karşı olan görev ve yükümlülüklerimizi yerine getirmiyoruz. Bu birinci husus bununla çok ilişkili. Çünkü yaratan Allah sen değilsin ki. Yapan Allah sen değilsin ki. Bunun söylememe sebebi sebeplerin arkasına ben yaptım diyor. Ben yapamıyorum ki diyor. Çalışamıyorum ki diyor. Kazanamıyorum ki diyor. Yetmiyor ki diyor. Şükür sebebini unutup, halbuki şükür etse bir nimet artacak. İki, Allah'a karşı saygısı artacak ve kıskançlığı da azaltacak. Ve bu orada 23. sözde diyor ki
Ne kadar mesela biz şeyi bırakabiliriz? Yükü otur, yükü bırak üstüne otur. Ne kadar bırakabiliriz? Şey yapacak kadar. Tümden tüme bırakacak kadar, tümden tüme sebeplerden vazgeçecek kadar bırak diyor. Tamamen değil. Hani mesela bir ayet-i kerime var diyor ya, diyor ki biz insana kaldıramayacağı yükü yüklemeyiz. Demek ki kaldırabileceği kadar yük yükleriz. Bu birinci husus. Tersten düşününce. İkinci husus ise bütün bütün bırakma diyor sebepleri. Demek ki bütün bütün bırakacak kadar sebepleri bırak. Çünkü her bir olayda Allah'ı görmeyip sebepleri gördüğün zaman kendi kendini perdelemiş oluyorsun. Allah'ı perdelemiş oluyorsun. Dolayısıyla bir Allahsız Müslümanlık olmuş oluyor. Her olayda biz Allah'ın turasını görmezsek, Allah'ın işaretini yarattığını görmezsek, kendi kendine olduğunu düşünürsek, biz Müslümanlar dahi büyük bir gayaya doğru gitmiş oluruz. Şey diyor, ifade tam şöyle, bütün bütün reddedecek kadar. Bütün bütün reddetme ama bütün bütün reddedecek kadar sebeplere takılma. Çünkü sebepleri yaratan Allah. Sebeple sonucu ikisini madalyonun iki yüzü gibi Allah yarattı, yaratıyor. Burada da gördüğümüz gibi. Kişi kendisi yaptığını zannediyor. Bunu yıkmaya çalışıyorum. Tevhide doğru. Bu tevhid olması lazım. Aksi takdirde zımni bir şirk oluyor. Mesela şeyde ateşi yaktığın zaman kağıt yok. Yansın. Bu bir müstakil bir yaratma. Kağıt da müstakil. Bu tek başına müstakil. Bu da müstakil. Getiriyoruz buna, koyuyoruz. Şimdi sonra diyoruz ki... İşte orada, özür diliyorum, orada bir dua ediyoruz. Diyorum zımnen, diyoruz ki Allah'ım bunu yak. O dua kabul oluyorsa, o iki eylem ayrı ayrı yaratılıyor. Yok eğer o dua kabul olmuyorsa, o yanmıyor. Orada da mucize devreye giriyor. İmam Gazali öyle anlatıyor. Diyor ki yani, bu ikisinin ardı ardına gelmesi... Evet. Zandır diyor. Alışkanlıklarındır diyor. Sen öyle gördüğün için öyle zannediyorsun. Ama o öyle değildir diyor. İki eylem de birbirinden bağımsızdır. Bağımsız. İki eylemi de birbirinden bağımsız olarak Allah yaratıyor diyor. Bu sen bağımsızdır. Ki, bu bağımsız. Bu da bağımsız. Ama burayı getirdi. Hayatta ilk defa görsen nasıl çıkarız bu işin içinden? Şöyle düşünüyorum ben. Hayatta kağıdın yandığını görmesen. Hayatta hiç görmedim. Odun yandığını görmesen. Yani bu lamba, yanan çakmağın bu kağıdı yakacağını hiç hatırına gelir mi? Yani bunu ortadan yutacak bunu. Ne yapacak? Aslına dönüştürecek enerjiye. Kimin hatırına gelir? Hayatta hiç yandığını görmedim. İlk defa. Hiç görmedim. Bu. Bu bunu ne yapar desen? Bilmiyorum. Alışkanlık öyle olmuş. Biz getirdik, bu oldu. Ateş kağıdı yakar. Ateş kağıdı. Zaten yakar. Abi illüzyonistler de bizim bu alışkanlıklarımızı kullanıyorlar. Normalde adam uçmuyor, uçamaz, bunu biliyoruz. Ama bir takım gizli şeyler kullanmak suretiyle uçuyormuş gibi gözüküyor. Mesela David Copperfield hatırladığım kadarıyla o kişi bunu kullanmıştı. Acaba nasıl uçuyor diye insanlar çok şaşırmışlardı. Halbuki o alışkanlıklarımızda normalde bir insan uçamaz diye biliyoruz. O adamın biz illüzyonistlerin bizi şaşırtıp para kazanmalarının yolu normalde biz biliriz ki şapkada tavşan yoktur. Zanlarımız. İşte zanlarımız çok zan çok önemli. Niye Allah demiş diyor ben senin zannına göreyim. Demek ki zan öyle bir şey ki cennet de orada, cehennem de orada. Bizim düşündüğümüz, düşünmediğimiz her şey o zanlarla alakalı. Evet. Başka şeyler de kullanılıyor. Mesela öyle cambazlıklar oluyor ya, şeyde ipte dolaşıyor. Birisi anlatmıştı. Yani bizim hafız bana ders yapar. Okuyorduk dedi. Adamı duyduk yani o zaman Rize'ye gelmiş. Adam sırtlarda böyle ipten geçecekmiş. Hatta bisiklete binecekmiş.
Bisiklet de ipten geçecek. Ondan sonra orada tam gösterecek. Diyor ki ben bugün yapmayacağım. Yapmayacağım bunu gösterir. Bugün yapmayacağım. Onu iptal ettiler. Sonra kendisi bana dedi ki niye iptal ettiler biliyor musun dedi. Yani ben ona gitmiştim işte. Yılan getirmişler, ayı getirmişler. Hani var ya eskide şey yapıyorlardı, şehir, mahalle dolaştırıyorlardı. Havuz dedim, niye iptal ettiler? Ya dedi, onu cinler yaptırıyor, tutuyor diyor. Bisikleti orada tutuyor diyor. Maddeyi taşıyabiliyor çünkü ifrit Yemen'den Şam'a getirebiliyor işte merkezin sarayını. Orada tutar ama diyor, peki seninle ne alakası var? Ben diyor, ben biliyordum bu işin bununla yapacağını. Ben diyor, verecektim Uruf-u Mukatta'yı. Ondan sonra zaten girerken başladım diyor. Bugün iptal ettim demek ki yani cinler kaybolmuş yani iş yapamamışlar orada. İptal oldu. Yani onu orada sen görmüyorsun. İllüzyon da bunun bir de bir değişiği. Yani bunlarsız olmaz. İllüzyon gösteriliyor. Mesela dalga geçiyorlar. Orada diyor gizemli bir adam gidiyor diyor. Boyut verebiliyorlar yani. Boyut verir böyle. Yılan olur şey olur. İşte ama bu çok önemli. Geliyorum buna hulasa. Bu kağıt ayrı bir yaratma. Müstakil. Bu çakmak ayrı bir şey. İkisini getireceksin. Kimyasal bu ısıya bunun yapısını çözdüreceksin. Ustadın tabiriyle ormanı yutturacaksın. Kirbit çopunu. Ormanı yutturuyor. Birbirinden bağımsız. Dolayısıyla bunlar bağımsız. Bağımsız oldu şöyle. Çaktık mı abim? Sahilimizi çakma. Tamam bu nedir? Bilmiyorlar. Ellerimi sok. Yandım. Yandım derken elini çek. Bu ne? Bu da bağımsız. Getir buraya. Üçüncü bir eylem var. Birinci eylem, ikinci eylem. Getirdin. Yani ayrı bir halk bu, yaratma bu. İhtira, ibda, inşa. Üçüncü bir şey çıktı. Hiç bununla alakası olmayan aslına evrildi. Duman ve nur. Abi üçü de inşa. İhtirayla ibdayı biz görmüyoruz. Görmüyoruz da yani ama müstakil diyelim yani üç tane şey olsa. Şu bir. Bu da bir yani üç tane eylem. Ama bunu buraya getirince bununla da bununla alakası yok. Müstakil bir yaratma var. Ama dolayısıyla abi devamlı gördüğümüz için bu çakma kağıdı yakar. Adet ilahi böyle. Mesela şeyde de öyle. Zan dedin ya. Mesela bir adam şöyle bir emmara girdiniz mi bilmiyorum. Böyle askerde biz girmiştik böyle. Emmar diyorlar hastanede böyle. Böyle şey gibi giriyorsun. Yani şey gibi tünel gibi. Bazı insanlar arabayla tünelle geçemiyor. Tünelin içinden geçemiyor arabayla. Bazıları emmar var ya böyle. Oradan oraya binemiyor. Şimdi hayal ediyor. Zana bak şimdi. Ben diyor bedendeyim, vefat ettim, torbaya koydular, toprağa girdim. Lahit var orada. Şimdi orada. Oradaysan zaten niye cansız o? Orada zannediyor. Sen morka indiğin zaman bir sürü kesip doğruyor doktor. Bir şey söylüyor mu? Orada zannediyor. İşte zan acayip bir dünya. İşte. Zan işlemese ölüm korkusu olmaz ki. Ne yapıyor? Kendisini orada hissediyor şimdi. Orada mezarda yatıyor. Ne yapacağım? Duvar var. Var mı? Var tabii. Kafir ama Müslüman'a böyle değil. Eğer hakikaten sen oradaysan o zaman canlısın. Orada değilsen orada değilsin yani. Böyle zan, insan ver zanını bana vereyim sana cenneti. Ne istiyorsun? Peki inşallah zaten kendimizin malik olduğumuz zanlı işleri karıştırıyor abi.
Bunun evet. Bundan dolayı sebeple sonucu da sebep ve sonuca veriyoruz. Allah'a değil, üçüncü bir eylem ve her daim ilimden kudrete çeviren Allah'a değil, sebep ve sonucun kendine veriyoruz. Burada gizli bir şirk oluyor ve Lokman suresinde şirk pek büyük bir zulümdür diyor. Çünkü emanetin verildiği kul onu sahiplendi, kendinden zannetti ya. O sırrı insaniye alınca kendinden zannetti. O Allah'a ait esma ve sıfatı kendinden zannettiği için orada şirk etti. Orada zalim oldu. Zulüm zalim tarafından işlenir. Eğer biz o üstümüzde işlenen terzinin yaptığı gibi işleri Allah'a verirsek o zaman biz sadece seyirci gibi bilen burada rahat rahat dinlenir geçer. Ama bilmeyen sıkıntı çeker bu dünyada. Onun da bir şeyi öyle diyelim. Tekrar teşekkür ediyorum. Peki. Rabbime emanet olun. Geceniz mübarek olsun. İnşallah başka bir derste buluşmak üzere. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam.